Arkadaşlar herkese selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Gerçekten yoğun bir gündem olduğunu her video başında söylüyorum. Bu sefer de söylemek zorundayım. Gerçekten de yoğun bir gündem var. Daha transfer sezonu başlamamasına rağmen. Gerçekten birçok isim yazılıyor. Özellikle ben ilk videomda da söylemiştim. Hatayspor transfer gündeminin belki de en çok konuşulan takımı olabilir. Çünkü gerçekten takımdaki birçok oyuncu ayrılacak. Ömer Hoca'nın kafasındaki takım biraz daha farklı, biraz daha böyle yerli bir takım kurmak istiyor aslında. Bu videoyu çekmemin amacı bu. Çünkü son zamanlarda gündeme gelen isimler daha çok yerli. Ve bundan tabii ki de memnun olanlar da var ama memnun olmayan veya sitemeden tarafın daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bana gelen yorumlar da bu şekilde. Çünkü ilk başta bir Sadık Baş transferi, daha sonrasında Emre Çolak, İsmail Köybaşı. Bunların hepsiyle Hatayspor ilgileniyor ki özellikle benim bu videoyu çektiğim sıralar Emre Çolak şu an tesislerde imzayı atacak. Hatay'a geldiğini net bir şekilde teyit ettirdim. Emre Çolak transferi artık bitti. Hatayspor'da oynayacak gelecek sezon. Peki neden Hatayspor biraz daha böyle yerli oyunculara veya kadrosunda yerli oyunculara şans vermek istiyor? Biraz da buna değinmek gerekiyor. Çünkü gerçekten de çok eleştiri oldu. Aslında geçen sezona bakacaksak en fazla yabancı oyunculara süre veren takım Hatayspor. Tabii ki de bunun olumlu yönleri de oldu. Takıma çok getirisi oldu. Evet, özellikle ileri üçümüz yabancı olmasına rağmen gerçekten iyi anlaştı. Arkamızda zaten bir Adama Traore, Abid, Ruben Ribeiro. Bunların hepsi yabancı oyuncular. Aslında ilk 11'e baktığımız zaman Hatayspor'un hepsi yabancı oyuncu. Ancak kenara baktığın zaman hadi Selim sakatlandı, başka yerli oynatacak oyuncun kalmadı. Muhammed Mert vardı, evet, ama ne kadar yeterli. Biraz da aslında Ömer Hoca'nın yakındığı konu bu. Biraz daha takımda yerli oyuncu kendini gösterebilecek veya bu zamana kadar göstermiş kariyerli yerli oyunculara yönelmek istiyor. Bunların en başında da bu isimler geliyor. İlk başta gündemden başlayalım, Emre Çolak. Emre Çolak transferi büyük ihtimal bitecek. Bunu çok net bir şekilde anlıyoruz. Tabii ki de bazen son ana gelsem bile bir şekilde olmuyor. Transferler yarım kalabiliyor ama Emre Çolak transferi artık %99 diyebiliriz. Ben oyuncuyu özellikle 2010 senesinden sonra çok beğeniyordum. O Galatasaray'da sükse yaptığı zaman, daha sonrasında gösterdiği performans, evet, biraz özel yaşantısı ve kendi huyları performansından kendisini uzak tutmuş olabilir ama gerçekten çok yetenekli bir futbolcu. Deportivo'ya gittiği zaman da iyi işler yaptı yani. Özellikle Deportivo taraftarı kendisini çok seviyordu ve kendisi de çok iyi bir performans gösterdi ama daha sonrasında gösterdiği performans, yaşadığı birkaç sorun kendisini bu zamana kadar o kadar adından sıkça bahsedilecek bir futbolcu yapmadı. Ama gerçekten ne kadar yetenekli olduğunu veya futbol oynamak istediği zaman oynadığı takıma neler verebileceğini hepimiz az çok kestirebiliyoruz ki Hatayspor'a da inşallah en büyük katkıyı verir. Aldığım bilgilere göre Ömer Erdoğan Emre Çolak'ı biraz daha böyle 8 numarada kullanmak istiyor. Çünkü orada Abid'in bir belirsizliği var. Bu belirsizlik de gün geçtikçe artıyor. Artık gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor Abid'in. Bu durumda da aslında biraz Ömer Erdoğan Emre Çolak'ı 8 numaraya göre hazırlıyor. Bunu Galatasaray'da oynadığı zaman Emre Çolak ilk yıllarında denemişti Fatih Terim ama biraz daha Emre Çolak kanat oyuncusu. Ancak şu an işler çok farklı. Biraz daha olgun, biraz daha böyle fiziğine hakim. Kanatta artık modern futbolda hız yapabilecek futbolcu lazım. Eğer senin kanadın hız yapamıyorsa maalesef pek sana etkili olmuyor ki Emre Çolak artık hız yapabilecek, topla driplik sürebilecek bir özelliği kalmadı açık konuşmamız gerekirse. Biraz daha Ömer Hoca'nın Emre'den beklediği şey oyun kurucu özelliğini öne çıkartması, pas yapabilmesi, aynı Abid'de olduğu gibi takıma liderlik edebilmesi. Aslında bu anlamda da transfer edildiğini söyleyebiliriz. Evet, eleştiriler oldu, yatmaya geliyor denen oldu ama şu an mevcut kadroya baktığınız zaman Emre Çolak gerçekten iyi bir transfer. Daha böyle ben bunu söylemiştim. O kadar olağanüstü, böyle ismini çok duyurmuş ünlü futbolcuları bu sene Hatayspor'da beklemeyin. Biraz daha böyle hem gelecek vadeden hem de o kariyer zirvesine ulaşmış ve isimden bahsetmiş oyuncuların birleştiği bir kadro olacak Hatayspor'da bu sene. Onlarından bir tanesi de Emre Çolak. Diğer bir isim İsmail Köybaşı. Aslında bunu ilk ortaya çıkaran benim. Benden başkasını da çıkarttığını pek görmedim. İçeriden aldığım bir bilgi söyleyebilirim bunu. Çünkü İsmail Köybaşı gerçekten de İskenderunlu, Hataylı. Bunu herkes biliyor ki
Granada'ya gitmeden önce Hatayspor'la da bir görüşme gerçekleştirecekti kendisi ama yani Avrupa'dan da bir teklif gelince onu değerlendirmek istedi. Şimdi evet, İsmail Köybaşı belki 31 yaşına gelmiş bir oyuncu, artık yaşlı denilebilecek bir yaşta veya performansından emin olmadığımız bir dönemde ama yani şu an mevcut kadroya baktığınız zaman gerçekten de İsmail Köybaşı kötü bir futbolcu değil. Şu an sol bekiniz kim? Katranis, kiralık bitti. Mesut Çaytemel, zaten bu sol bek sorunundan bahsetmiştim. Mesut kaptan bırakacak. Yani takımı zaten sözleşme uzatmadı. Katranis'in belirsizliği koruyor. Kimi getireceksiniz? Tabii ki oraya daha farklı opsiyonlar kullanabilirsiniz. Daha güçlü bir oyuncu getirebilirsiniz ama zaten İsmail Köybaşı'nın biraz daha böyle gelme nedeni yerli olması, ligi biliyor olması ki bence Rizespor'da kötü bir İsmail Köybaşı yoktu. İyi bir performans sergiledi. Özellikle ofansif anlamda da iyi işler yaptı. Yani Hatayspor'a geleceği takdirde ben kötü bir performans göstereceğini düşünmüyorum. Kontaklar var. Menajeriyle bizim Hatayspor yöneticileri görüşüyor. Çaykur Rizespor'da büyük ihtimal sözleşmesini uzatmayacak. Hatay'a da memleketine gelmeye de sıcak bakıyor. İleriki günlerde İsmail Köybaşı ile ilgili daha farklı gelişmeler olabilir. Diğer bir transfer Sadık Baş. Zaten söylemiştim aslında Hatayspor biraz ağını hem yerel olsun hem de diğer ligler olsun böyle alt liglerdeki oyunculara kurmuş durumda. Hani bunlardan bir tanesi de Eyüpspor'daki Sadık Baş. Aslında bunun gibi birçok oyuncu var gündemde olan. Sadık Baş transferiyle ilgili de büyük ihtimal anlaşıldı. Gerçekten de Ömer Hoca bu sene orta sahasını çok fazla opsiyonlu tutmak istiyor. Bunu da söylemiştim. Çünkü Abid belirsiz, Ruben belirsiz. Yani onların durumunu beklemeden Hatayspor orada bir oyuncu havuzu grubu oluşturmak zorunda. Bunu yapmak zorunda. Çünkü yani daha farklı bir durumda gerçekten de kaldıramaz. Hem Ruben'in gitmesini, hem Abid'in gitmesini ne Ömer Hoca ne de Hatayspor kaldırabilir. O yüzden yani bunların durumu belli olmadan Ömer Hoca oraya takviyelerini yapıp bitirmek istiyor. Ha, Abid kalırsa iyi olur, Ruben kalırsa iyi olur demek istiyor ama yani onları beklersen, transfer yapmazsan bu sefer onlar gittiği zaman oynatacak oyuncun kalmayacak. Bu durumda da aslında Ömer Hoca'nın mantıklısını yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Sadık Baş. Sadık Baş merkez orta sahada oynayabiliyor, sağ orta sahada oynayabiliyor ve bazen sağ bek bölgesinde de yer alabiliyor. Aslında Ömer Hoca'nın da bu sene istediği en önemli şey bu. Getirecek oyuncunun sadece bir mevkiye değil her mevkiye katkı verebilmesi. Hani Emre Çolak'a da bunu örnek verebiliriz. İstediği zaman kanat oynayabilir, 8'e çekilebilir, orta sahaya çekilebilir, forvet arkasına çekilebilir. Yani birçok opsiyonla kullanabilirsin. Aynı zamanda Sadık Baş transferi de bu anlamda bir opsiyon. O merkez orta saha oynayabiliyor, sağ bek oynayabiliyor, sağ kanat oynayabiliyor. O yüzden de bu transfer büyük ihtimal Sadık Baş transferi de bitecek ki bence ben İsmail Köybaşı'nın transferinin biteceğini de düşünüyorum. İleriki günlerde resmiyet kazanacaktır. Ancak şu an yerli hareketliliği bu kadar. Bir Bilong mevzusu var, ona da değinelim. Evet, öyle bir dava açıldı. Bilong da bir açıklama yaptı. Aslında bu konuya da fazla değinmek istemiyorum ama çok gündemde kaldı. Her şey neticeye kavuşacaktır diyelim. Ortada bir şey varsa bu kesinlikle çıksın. Bunu da biz isteriz zaten. Yani eğer gerçekten de ortada bir şey varsa bu çıksın. Çünkü yani Hatayspor'da Bilong'un kadro dışı bırakıldığını ilk söyleyen kişiyim. İlk erişen kişiyim. İlk öğrendiğim şey de disiplinsiz hareketleri, işte gösterdiği tavır. Ama bunun içerisinde farklı şeyler de olabilir. Yansıt yani her yönetici de çıkıp demez. Yani benim oyuncum şike yaptı demez. Belki de ortada farklı bir şey vardır. Belki de Hatayspor'un aklanması için bu davanın görüşmesi lazımdır. Onunla da bir neticeye ulaşacaktır ancak şu an önemli olan Hatayspor'da transfer hareketliliği gaza basmış durumda Hatayspor. Sabah Lobjeniz'de de büyük ihtimal ileriki günlerde resmiyet kazanacaktır. Sabah hızlı bir oyuncu. Evet, ayaklarına pek hakim değil ama top ayağındayken iyi işler yapabilen bir oyuncu. Adam eksiltme özelliği de var. Ankaragücü'nde kaçırdığı goller hepinizin gördüğü şeylerdir ama bunu düzelttiği takdirde gerçekten çok büyük bir katkı sağlayabilir. Çok iyi bir oyuncu. Genç de sayılabilir 26 yaşında. Sabah transferi için de önümüzdeki günlerde daha farklı netlikler kazanabilir ancak tekrardan videoyu açtığım zaman da söylediğim gibi Hatayspor bu sene biraz daha böyle yerli oyuncu oynatmak istiyor. Ömer Hoca yabancılarla yerlileri tam bir şekilde karıştırmak istiyor. Öyle bir harmanlayıp bir takım kurmak istiyor ki bu en doğal hakkı. Geçen sezon kısıtlı kadrosuna rağmen ligi 6. sırada bitirmiş ve yabancılarıyla harika işler yapmış bir hoca ve takım var karşımızda.
Ama arkasına dönüp yedek kulübesine baktığı zaman kim oynatabilecek konusunda hadi bir Selim'i alıyordun. Selim sakatlandı. Başka yerli oyuncu kalmadı. Muhammed Mert isimlerini veremedi. Altyapıdan oyuncu yetiştirmek biraz sıkıntı bu dönemler. O anlamda İsmail gelir. Daha iyi bir oyuncu alırsın. İsmail'i yerli rotasyonunda yedek kullanırsın. Sadık gelir veya Gökçen Kaya gelir. Daha iyi bir orta saha alırsın. Yerli rotasyonun olur. En azından oyunu açmak için 55'te 60'ta kenara baktığın zaman oyuncu görebilirsin. Aslında Ömer Hoca'nın da istediği tek şey bu. Tabii ki de yabancı oyuncular da gelecek. Bazı yabancı oyuncular da gidecek ama genel tabloya baktığımız zaman transfer sezonunun sonunda Hatayspor'un daha fazla yerli futbolcu transfer ettiğini görebiliriz. Bu çok bariz bir şekilde gözüküyor. Ama her şeye rağmen o ortayı bulan hem yabancısıyla hem yerlisiyle iyi bir kadro oluşturmuş bir Hatayspor'u izleyeceğiz. Ben öyle düşünüyorum. Evet, konuşulan isimler belki bazı taraftarlar tarafından soru işareti bırakabiliyor. Çok hak veriyorum bu duruma. Tabii ki de Emre Çolak evet kariyerini bitirmiş denilebiliyor. İsmail Köybaşı için aynısını denilebiliyor ama farklı bir ortam kuruluyor burada. Ömer Hoca'nın kendilerine aktardığı şeyler çok farklı olabilir. Onlar burada tekrardan bir futbol oynama isteğine girebilir. O yüzden mantıksız transferler değil. Emre Çolak geldi, İsmail Köybaşı geldi. Daha iyi bir oyuncu alırsın veya bu isimlerle yarışabilecek bir yabancı oyuncu alırsın veya bir yerli oyuncu alırsın. Takımda hem rekabeti arttırırsın, hem forma şansını arttırırsın, hem de o forma kapışmasını hissedersin ve bu da zaten takımın başarısını tetikler. Aslında hem yönetimin hem Ömer Hoca'nın istediği kadro şekli bu. Önümüzdeki günlerde daha farklı isimlerle ilgili gelişme olursa yine video çekerim ki zaten söylemiştim hep video çekeceğime. Bu biraz geç oldu. Biraz benim de özel durumlarım vardı. Birkaç sıkıntı vardı. O yüzden biraz geç oldu ama güç olmasın diyelim. Bu sıralarda da Emre Çolak imzayı atmıştır bence. Çünkü aldığım bilgi o yönde. Emre Çolak Hatay'a geldi. Umarım hem Emre Çolak için hem Hatayspor için hem Hatayspor'un transfer edeceği bütün isimler için en hayırlısı olur. Çünkü her şeyden önemlisi takımın menfaatleri. Bu menfaatler doğrultusunda transferler yapılıyor. Gidecek oyuncular da bu menfaatler doğrultusunda gidiyor. Ortada yanlışlar olabilir ki ben bunu her zaman da söyledim. Abidi kaybedersen sezonun yarısını kaybetmiş olursun. Bu kadar senin orta sahadaki kurgunu kurabilen, sakatlık sorunu olmayan, bu takıma aidiyet hisseden bir ismi tabii ki de bulabilirsin. Hiç kimse vazgeçilmez değildir ama özellikle böyle bir kadroda ben Abidi bir sene daha görmek isterdim Ömer Hoca ile birlikte ama onun için de hayırlısı olsun. Belki de kalabilir ama ben çok zor gözüyle bakıyorum artık. Yerlisiyle yabancısıyla yine yeni sezonda harika bir form yakalamak isteyen, belki de bu sefer Avrupa'da olmak isteyen bir Hatayspor'u göreceğiz. Yine gündem olduğu zaman, yine isimler öne çıktığı zaman burada paylaşırım. Belki transfer ettiğimiz oyuncuları da bir şekilde hani tanıdıkları olsun, menajerleri olsun veya kendileri bizzat olsun konuk etme şansını da zorlayacağım. Veya en azından Hatay'da birkaç tane projem var. Bunu daha ilerleyen günlerde açıklarım. Bazı kanallara canlı yayınlı bir şekilde Hatay Spor'u konuşabileceğim bir imkan oluşturmaya çalışıyorum. Hem Rahmi abiyi çağırabileceğim, hem Onursal Başkan Lütfü Savaş'ı, hem kulüp başkanı Nihat Bey'i, hem Aydın Toköz'ü hepsini çağırabileceğim bir platformda bulunma gibi bir şansım var. O zaman hem sizi hem de kendimi daha çok bir şekilde aydınlatma şansım olabilecek. Ama şu anlık aldığım bilgiler gerçekten sağlam kaynaklara dayanıyor. Kaynağım sağlam. O yüzden bu doğrultuda ilerlediğim zaman her şeyin ben netlik kazanacağını düşünüyorum. İlerleyen günlerde de zaten daha net bilgiler çıkacak. Onları da yine bir yayın yaparak paylaşırım. Bu arada Salim abi de gerçekten İstanbul'da Ajanspor'da çok iyi işler yapıyor. Onun da burada çok tanıdığı ve çok güvendiği kaynaklar var. Onun da haberlerine güvenebilirsiniz çünkü benle eşdeğer sayılabilir ki benden belki de öndedir çünkü gazetecilikte çok ilerlemiş bir isim. Ben de burada elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalışıyorum. Önümüzdeki günlerde yeni videolarda, yeni isimlerde karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın.